Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi Astra F aracımın bu iç döşemesini söktüm. Şöyle göstereyim. Neden söktüm bunu arkadaşlar? Çünkü şöyle göstereyim size. Şu görmüş olduğunuz cam kenarlarından bu fitilleri bükerek cam kalkıyordu. Yani tam yerine oturmayarak kalkıyordu. Buraları falan, şuraları falan büküyordu arkadaşlar içeri doğru. Bakın zaten belli oluyor biraz bükük oldu. Şuradan tam, buradan tam ayarında girip böyle gelip çıkmıyordu. Bunun sebebini araştırırken size de bilgilendirme olsun diye bir video çektim arkadaşlar. Yani cam yerine oturmadan kapanıyorsa burada bir sıkıntı var demektir arkadaşlar şu cam krikosunda. Eğer dediğim gibi bu şekilde tam kalkmıyorsa cam krikosunda bir sıkıntı var demektir. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim. Bakın şu iki tane cıvata var. Bunlar ayar cıvatası. Şimdi bunları ayarlayarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Yani kalkarken cam şuradan aşağı doğru yatık kalkıyor ve o fitillere oturmuyordu. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Bir test edelim bakalım nasıl kalkacak. Şöyle bir geri alayım biraz. Şöyle göstereyim size. Şimdi şuradan tabii çalıştırmam için soketin buraya giriş yapması lazım. Giriş yapması olmaz. Şimdi kontağımı açıyorum. Camımızı indirelim. Camımız indi. Şu anda kaldırıyorum arkadaşlar. Bakalım yerine güzelce oturarak kalkacak mı? Evet, şimdi bakalım. Bunu tekrar söküyorum. Bir bakalım oturdu mu, oturmadı mı? Ben ayarını yapmıştım. Ne kadar güzel oldu. Onu bir görelim arkadaşlar hep beraber. Evet. Görüyorsunuz. Buralarda herhangi bir büküklük yok. Gayet düzgün bir şekilde cam yerine oturmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani cam normalde burası şuraları bükerek çıkıyordu. Yani buradan su alma ihtimali çok yüksekti. Şu üst tarafı falan büküyordu böyle. Bu ayarsızlıktan arkadaşlar bunu keşfettim. Sizinle de paylaşayım dedim. Yani şuradan itibaren bu camın bu kanalda düzgün şekilde çıkması lazım. Benimki çıkmıyordu. Buraları falan yamultuyordu. Hatta bakın şöyle netleştireyim. Şu bükülme izlerini görüyorsunuz bakın burada. Şurasıyla farklı mesela. Burada biraz daha içe doğru bükülmeler olmuştu. Hafiften biraz daha böyle kabarık duruyor. Şu üst taraf komple içine giriyordu arkadaşlar. Hatta belli oluyor bakın diğer şeye göre, lastik kısımlara göre. Şimdi ne yapmış olduk? Böyle yaparak ayarını yerine getirdik. Yani siz de böyle deneme yanılma yöntemiyle buralarla oynayarak mesela ben aşağı şuraya aşağı indirdim. Burasını da biraz yukarı çıkardım ve cam oturmuş oldu. Cam şu kısımdan aşağı doğru ağırlığı biniyordu ve kalkarken tam yuvasında kalkmayıp buraları açık bırakıyordu şu köşeleri. Ve böylece su giriyordu arabaya. Onun için bu şekilde ayarınızı buradan yapabilirsiniz. Camla ilgili dışarı fitillerde eğer bir yamukluk varsa cam ayarını buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Camın kaldırma ayarını. Aklınızda bulunsun. Şu iki cıvata. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir videodur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.